Yeniden merhabalar. Farklı bir konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. String metotlarına, string fonksiyonlarına geldik. Nedir bu string fonksiyonları? Bizim metinsel ifadeler ile işlem yapabilmemize ya da işte onlar hakkında bilgi sağlayabilmemize olanak tanıyan Java geliştiricilerin bizler için hazır olarak yazmış olduğu metotlardır aslında. Metinsel ifadelerle alakalı çok fazla metot var arkadaşlar. Bunların hepsini şu anda göremesek de ee... Bizim için şu anlık şu aşamada önemli olan metotları, hazır fonksiyonları göreceğiz. İlk fonksiyonumuzla başlayalım ama başlamadan önce bir örneğimizi üzerinde işlemlerimizi yapacağımız bir string değişkeni oluşturalım arkadaşlar. String diyorum. String'imin ismi isim olsun eşittir bu da Bahadır sevim metinsel ifadesine. İlk metodumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk hazır metodumuz nasıl tanımlanıyor, nasıl çağrılıyor? String değişkenimin ismini yazıyorum. İsimde nokta koyuyorum ve bana burada zaten bir sürü metot çıkıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi bunların hepsini göremesek de bizim için şu aşamada önemli olanları göreceğiz. İlk metodumuz length. Bu ne anlama geliyor? Bunu sanki biz daha önce görmüştük. Bunu döngülerde görmüştük. Bu bir dizinin arkadaşlar uzunluğunu bize gösteriyordu kaç karakter olduğunu oradan hatırlayabilirsiniz. Çalıştıralım görelim. Bakın hiçbir şey yazmadı. Neden yazmadı? Çünkü arkadaşlar bu length metodu bana geri bir bilgi gönderen bir metot. Yani kendi içerisinde ekrana yazdırma işlemi yapmıyor. Sen al bu veriyi ne yaparsan yap diyor. Artık ikiye mi bölersin, mi toplarsın, oradan sonra mı yazdırırsın? Ben sana bu bilgiyi veriyorum diyor. O yüzden bizim bunu burada sadece böyle kullanmamız mantıksız olur. CTDC yaptım. Esout ile yazdırmak istiyorum mesela. Hani üzerine ekleme, çıkarma yapmak istemiyorum. Bölmek, toplamak ya da işte başka üzerinde işlemler yapmak istemiyorum. Sadece onu ekrana yazdırmak istiyorum. O zaman sanki değişken yazdırır gibi gelip buraya yazıyorum. Şimdi run file diyelim. Bakın gördüğünüz gibi metinsel ifademin içerisinde kaç tane karakter varsa arkadaşlar yazdırdı. Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane karakter var arkadaşlar. Yine run file diyelim görelim. Bakın 13 tane karakteri yazdırdı. Şimdi bir diğer metodumuz da şu arkadaşlar. Kurumsal uygulamalarda, web sitelerinde falan siz adınızı yazdığınız zaman işte adınızı giriniz falan siz onları küçük harfle bile yazmış olsanız ekranda panelde gözükeceği zaman sizin adınız büyük yazar böyle büyük harflerle yazar. İşte Bahadır Sevim işte sallıyorum baya büyük Ömer Polat gibi isimleri görürsünüz büyük harflerle yazılmıştır. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu şöyle yapıyorlar arkadaşlar. İsim nokta to upper case. Bu metodu kullanarak ben demiş oluyorum ki isim metinsel ifadesinin içerisindeki bütün harfleri büyük harfe çevir. Ama çevirip bu da bana karşı çevrilmiş string değişkenini gönderdiği için arkadaşlar bunu böyle tek başına kullanamam. Ne yapabilirim? Ya gelip bunu ben bir değişken içerisine atarım, o değişkeni çağırırım ya da direkt burada yaptığım gibi ekrana yazdırırım. Bu sefer değişken içerisine aktaralım. Bana ne ne bilgisi gönderiyor string veri tipinde bir bilgi yolladığı için string değişken oluşturuyorum arkadaşlar. String diyorum ve e, ne diyelim? Büyük isim diyorum. İngilizce'de büyük i harfi olmadığı için büyük ı harfini kullandım arkadaşlar. Ve bu değer de buna eşit işte olsun. Yani buradan gelecek değer buraya gönderilecek demiş oldum. Ardından s out deyip buradaki büyük ismi yazdırabilirim. Şu tırnakları silip. Run file diyelim. Bakın aslında benim ismimde küçük harfler olduğun halde gelip bütün harfleri büyük yapıp yazdırdı arkadaşlar. Peki bunun tam tersi yok mu? Tam tersi de var. Tam tersi de nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. Yine bir değişken oluşturalım. Oraya atalım. Çünkü o da geri bize bir değer döndüren bir metot. Buna da küçük isim diyeceğim. Eşittir. isim nokta to lowercase. Noktalı virgülü koydum. Bunu yazdıralım şimdi. Hop, bir şey yanlış yaptık. Burada string'in sesi büyük olacak arkadaşlar. Run file dedim. Bakın bu sefer de ben burada B'nin, bahadırın B'sini büyük yazmıştım. Sevimin sesini büyük yazmıştım. Onları da küçük yaptı. Hepsini küçük yaparak ekrana yazdırdı. Şimdi şu aşamada pek bizim işimize yaramasa da ilerleyen zamanlarda işimize yarayacak bir metodu göreceğiz. Bu metot arkadaşlar metinsel ifade içerisindeki metinsel ifadenin başındaki ve sonundaki boşluk karakterlerini siliyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Mesela şöyle bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Ya da hazır var zaten bunu da yapalım. Ben dedim ki isminizi ve soy isminizi giriniz dedim. Bir forum oluşturdum. Kullanıcıdan bir veri alacağım ve onu veri tabanına göndereceğim diyelim. Kullanıcı bana böyle bir değer girdi. İşte boşluk boşluk boşluk. Boşluk boşluk boşluk. Bir şeyler girdi. Ben şimdi bunu veri tabanıma kaydetmek istersem e, boşlukta bir karakter sonuçta ben bu boşluk karakterleri için ayrı ayrı yer mi açmak zorundayım veri tabanında bundan bir kurtuluş yolu yok mu var arkadaşlar İşte bu kurtuluş yoluysa trim metodu yazalım nasıl yazılıyor isim nokta çünkü buradaki değişkenimizin ismini yazdık trim diyorum arkadaşlar ve enter'a basıyorum bu metot da bize geri bir değer döndürdüğü için bunu da s içerisinde yazabilirim ya da bir değişkene atabilirim s saat diyorum isim trim. Ne yapıyor? Buradaki başındaki ve sonundaki ortadakilere bulaşmıyor. Başındaki ve sonundaki boşlukları siliyor arkadaşlar. Ve bana burada geri değer olarak döndürüyor. Bir değişken gibi. Şu anda bunun içerisinde boşlukları silinmiş string değerim var. Ben gelip bunu ekrana yazdırdığım zaman boşlukları silinmiş bir şekilde Bahadır Sevim'i göreceğim. Bakın burada boşlukları var. Ama burada yok arkadaşlar. Orada niye vardı? Ben demiş oldum ki sen ismin harflerini şey yap. Burada isim bu kadar bir değişken olduğu için bu boşlukları da dahil etmiş oluyor haliyle. Artık silebiliriz. Bu bölümün son metodunu da göstereyim arkadaşlar. Bu bölümün son metodu şu. Forumlarda forum sitelerinde şey olur. Adınızı giriniz. Bu farklı bir kutucukta olur soyadınıza giriniz. Bu da farklı bir kutucukta olur. Bunu yapalım şimdi. Mesela şu değişkeni sileyim. İsim değişkenini tamamen silsem mi? Şimdi bunlar da kullanıyor. O yüzden şimdi hata verecek hepsi. Yeni bir değişken oluşturmakta fayda var. String diyorum. Ad dedim buna. Eşittir. Bahadır olsun. Noktalı virgül. Tekrar bir tane daha değişken oluşturdum. Buna da soyad dedim. Ve bu da sevim olsun arkadaşlar. Sizden ayrı ayrı verileri istiyor. Farklı kutucuklarda ama programa giriş yaptığınızda isminiz yan yana Bahadır Sevim yazdırılıyor. Ne yapıyor? Bunları birleştiriyor aslında. Biz de yapacağız öyle. Birleştirme işlemi için nasıl bir metot kullanacağım? Diyorum ki benim bir ad değişkenim var. Ad nokta concate arkadaşlar. Concate. Bakın concate bir Parametre alıyor string veri tipinde. Bastığın zaman benim bir parametre ihtiyacım var. Tamam. concat dedin. Ekle. Yanına yazdır dedin. Birleştir dedin yani. Ama ne ile birleştireceğim? Bana onu ver. Ne ile birleştireceksin? Tabii ki de soyad değişkeniyle birleştireceksin. Noktalı virgülü koydum. Tamam birleştirdim ve sana ben bir geri birleştirmiş olduğum string veri tipini gönderiyorum diyor ama gönderiyorum sadece. Yok işte sen bununla bir işlem yapmıyorsun. Bunu da bir değişkene atmamız gerekiyor arkadaşlar. String diyorum. Ee, tam isim diyelim buna da tamam mı? Tam isim. Nereden gelecek değer? Metodumuzdan gelecek değer. Gel bana tam ismi yazdır. Asout tam isim yazdır. En alttaki satıra bakın arkadaşlar. Birleşik yazdırdı. Direkt geldi yanına ekledi. Ben eğer burada bir boşluk karakteri kullanırsam sorun çözülür arkadaşlar. Direkt hemen gelip yanına yazıyor çünkü. Ha unutmadan ekleyeyim. Şunu da söyleyebilirsiniz. Niye buraya boşluk ekledin? Adam buraya boşluk eklemek zorunda mı kalacak? Hayır arkadaşlar. Eklemesin mesela. Ama o zaman da birleşik yazdıracak. Ne yapabilirim? Gelirim buraya. Ad değişkenim. Artık eşittir derim. Neye eşittir? Ad nokta concate. Ve buraya bir boşluk karakteri eklerim arkadaşlar. Bu şekilde aslında ne yapmış oldum? Ada gel boşluk karakterini ekle ve yeni ad değerini o yap demiş oldum aslında. Şimdi görelim. Run file. Bakın yine aynı sonuca ulaştım. Adam sadece bana Bahadır ismini boşluksuz bir şekilde girmesi dahilinde. Ben ona bir boşluk karakteri ekleyeceğim. Boşluk karakteri ekledikten sonra yeni boşluk karakteri eklenmiş halde bana gelen string değişkenini buraya atacağım. Ondan sonra işlemi yapacağım. Diyeceğim ki soyad işte sevim. Sonra bu yeni ad değerim buydu. Buradaki ad değerini gösteriyor. Buna da concat gel soyadı ekle demiş oldum ve yeni tam isim olarak bana değişkenimin içerisinde gönder. Tam isimi de ekrana yazdır demiş oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoyla diğer string metotlarımızı görelim o zaman. Çok fazla sıkmanın, e, videoyu uzatmanın anlamı yok. İki videoyu bölmek istedim. Bir sonraki videoyla devam edelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.